tarihine baktığımızda kadının eş, anne, kadın rolüyle özellikle erkeğinin yanında çeşitli roller üstlendiğini görmekteyiz. Tarihsel evreye baktığımızda kadının İslamiyet öncesi dönemden itibaren at binip, silah kullanıp savaşabildiğini veya güreş tuttuğunu gözlemlemekte ve görmekteyiz. Özellikle tarihsel süreci incelediğimizde Altay destanlarında kadınlarımıza özellikle önem atfedildiğini gözlemlemekteyiz. Altay destanlarında, efsanelerinde evlenecek kadının mutlaka 3 tane düşmana öldürmesi gerektiği, at binmeyi bilmesi gerektiği, bunun yanında savaşabilmesinin önemli bir haslet olduğu gibi hususlar yer edilmiş ve özellikle tarihimizde yer bulmuştur. Tarihsel süreci yine irdelediğimizde özellikle dünyanın ve Türk tarihinin ilk kadın savaşçı hükümdarının Tomris Hatun olduğunu görmekteyiz. Tomris Hatun M.Ö. 528 yılında Pers kralı Kiros'la yaptığı mücadeleyi 13 bin kişilik kadınların da içerisinde yer aldığı, kadın savaşçıların da yer aldığı bir kuvvetle galip gelerek özellikle Perslere üstünlük sağlayarak Pers kralı Kiros'u öldürerek savaşçılığını ve özellikle kendi yerini, niteliğini göstermiştir. Neticede onun savaşçılığı dünyanın ilk kadın hükümdarı ve ilk kadın savaşçısı olarak nitelendirilmesine yol açmıştır. Aynı dönemde baktığımızda yine Tomris Hatun'dan 1000 yıl sonra, milattan sonra 528'de Sabirler denilen veya diğer adıyla Sibirler olarak adlandırılan devletin hükümdarlarından biri olan Boğarık Hatun'un 100 bin kişilik bir orduya komuta ettiği çeşitli kaynaklarda dile getirilmektedir. Boğarık Hatun'un 100 bin kişilik ordusuyla Bizanslılara üstünlük sağladığı ve özellikle yaptığı mücadelelerle savaşçılığıyla ön plana çıktığını gözlemlemekteyiz. Bunun yanında dönemin özellikle kaynakları Asya Hunları ve Göktürklerde de kadın savaşçı unsurlarının yer aldığını bize söylemektedir. Meta'nın ordusunda 10 bin kişilik bir kadın savaşçılar grubunun olduğu çeşitli kaynaklarda ve özellikle Çin yıllıklarında ifade edilmektedir. Yine özellikle vurgu yapacağımız önemli bir nokta Sicilyalı tarihçi Dadorus'tur. Dadorus, Karadeniz'in kuzeyinde ve Kafkaslar'da yaşayan Amazon denilen savaşçı kadınların Türk olduğunu ifade etmiştir. Yapılan çeşitli araştırmalar özellikle Amazon denilen kadınların Türklükleriyle ön plana çıktığını ve neticede kullandıkları oklarıyla ve yaylarıyla kurgan denilen mezarlara gömüldüklerini göstermektedir bize. Aynı dönemde yine özellikle baktığımızda tarihi süreç içerisinde Hunlarda ve Göktürklerde kadınların küçük yaşlardan itibaren ok atmayı, kılıç kullanmayı öğrenmeye başladığını ve özellikle dönemin şartları içerisinde göçebelik kültürünün de etkisiyle güvenlik portföyünde yer alabilmek maksadıyla küçük yaşlardan itibaren at kullanmayı öğrendiğini gözlemlemekteyiz. Neticede bu durum özellikle dönemin göçebe kültürünün bir etkisi olarak ön plana çıkmaktadır. İslamiyet'in kabulünden sonra ise süreç tamamen değişime uğramıştır. Özellikle Arap, İran ve Bizans kültürünün etkisiyle kadın figür arka planda kalmış, daha çok ev işleriyle ilgilenen bir rol ve özellikle kimlik üstlenmiş. Bunun dışında erkek unsur, erkek egemen unsur daha çok orduda görev yapmaya başlamıştır. Osmanlılara baktığımızda düzenli ordu yaya ve müsellem adıyla ilk kez Orhan Bey döneminde kurulmuştur. Ardından 1. Murat döneminde Yeniçeri Ocağı oluşturulmuştur. Ancak ne yaya ve müsellem denilen düzenli orduya ne de Yeniçeri Ocağı'na kadınlarımız alınmamıştır. Duraklama ve gerileme dönemlerinde, dağılma dönemlerinde devletin ıslahına yönelik özellikle geri kalmışlığın sebebi olarak ordu ve askeriye görüldüğü için yapılan yenilikler maalesef kadın unsuru bir kenara itilerek gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Yani orduya kadın dahil edilmemiştir. Orduda kadının yer aldığı tarihi süreç içerisindeki ilk şahsiyet Nene Hatun'dur. 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi sırasında Nene Hatun, Erzurum Aziziye tabyalarının işgal edildiğini öğrenince kucağındaki 3 aylık çocuğunu evine bırakıp eline geçirdiği balta,
bıçak ne varsa onunla birlikte, Erzurumlularla birlikte Azizye tabyalarına hızlı bir şekilde sevk olmuş ve neticede bölgenin tekrar Türklerin eline geçmesini sağlamıştır. Nene Hatun özellikle yaptıklarıyla Türk tarihinin önemli şahsiyetlerinden biri olup Türk tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır. Bu arada gayri resmi olarak orduda yer alan ilk şahsiyetin Ayşe Hanım isimli bir Türk kadın olduğunu gözlemlemekteyiz. Yaptığımız arşiv araştırmasında, Osmanlı arşivinde yaptığım araştırmada 1897 yılında Selanik'te kendisini Aydınlı Köse Mehmet olarak tanıtan, saçlarını kısa kestiren Ayşe Hanım'ın kendisini orduya yazdırdığını ve 2 yıl boyunca burada görev aldığını gözlemlemekteyiz. Neticede 2 yıl boyunca görev yapan Ayşe Hanım'ın maalesef erkek veya kadın olup olmadığına yönelik herhangi bir sağlık çalışması veya sağlık taraması yapılmadığı için bu durum tespit edilememiştir. Ancak 2 yıl sonra yapılan sağlık taraması sırasında Ayşe Hanım'ın kadın olduğu öğrenilmiştir. Durum Padişah 2. Abdülhamit'e kadar götürülmüştür. Neticede Padişah 2. Abdülhamit'in direktifiyle kendisine 2000 kuruş ödül verilmiş. Ayrıca maliye nezaretinden kendisine 300 kuruş maaş bağlanmış ve ordudan kendisi uzaklaştırılmıştır. Neticede resmi olarak, kanuni olarak orduya kadının dahil olduğu bir süreç yaşanmamıştır. Tanzimat Fermanı ile daha öncesinde 1839'da ilan edilen ferman ile erkeklerin gayrimüslim veya müslim asker olacağına dair bir hüküm kabul edilmiştir. Ancak Tanzimat Fermanı'nda kadınlarla ilgili herhangi bir düzenleme veya karar söz konusu değildir. Yani Tanzimat Fermanı sadece Osmanlı vatandaşı, müslim ve gayrimüslimlerin orduya dahil edilmesini öngörmüştür. Gelişen süreç içerisinde, yani 1897'den sonra 1914 yılında büyük bir savaş meydana gelmiştir. Dünyanın o güne kadar gördüğü en büyük savaş olarak nitelendirilmektedir. Birinci Dünya Harbi 1914 yılında Avusturya-Macaristan veliahtının bir Sırp tarafından öldürülmesi üzerine başlayacaktır. Ancak kısaca şundan bahsetmek istiyorum. Dünyada 19. yüzyıl ve 20. yüzyılda birlikte kadın haklarına verilen önem ve değer artmıştır. Özellikle bir ülkenin yarısının tamamını kapsayan bir unsur olan kadının hak talebi 1848 ihtilalleriyle gündeme gelmeye başlamıştır. Dünyadaki bu süreç, özellikle fabrikalarda çalışan kadınlarımızın hak talebi doğal olarak zaman içerisinde Osmanlı toplumunu da Türk toplumunu da etkilemeye başlamıştır. 1908 yılında Osmanlı'da ikinci meşrutiyet ilan edilmiştir. Meşrutiyetle birlikte halka ikinci meşrutiyetle birlikte seçme ve seçilme hakkı verilmiştir. Seçme ve seçilme hakkına paralel olarak ikinci meşrutiyet döneminde kadınların özellikle iş talepleri artmıştır. Bu durum kadınların çeşitli sektörlerde tıp, laboratuvar veya posta idaresi gibi alanlarda çalışmaya başlamasına yol açmıştır. Ancak 1914 yılında meydana gelen Birinci Dünya Harbi süreci tamamen değiştirmiştir. Çünkü 1914 yılında ülkenin nüfusu 15 milyonken alınan kararla, seferberlik kararıyla 2 milyon 850 bin erkek askere alınmıştır. 2 milyon 850 bin asker savaşa alınınca geride kalan özellikle evin geçimini sağlamakla yükümlü olan kadının bu durumda özellikle ekonomik anlamda, sosyal anlamda, toplumsal anlamda bir olumsuzlukla karşı karşıya kaldığını görmekteyiz. İşte bu süreci aşmak isteyen kadınlarımız iş talebinde bulunacaktır. Bu iş talebi başkomutan vekili Enver Paşa'ya kadar gidecektir. Neticede Enver Paşa'nın direktifiyle 1. Ordu'ya bağlı 1. Kadın İşçi Taburu kurulacaktır. 1. Kadın İşçi Taburu'nda kadınlarımız özellikle erkeklerin savaşta olmasından dolayı yol açmak, işte giysi yapmak yani terzilik yapmak, bunun yanında tarımsal faaliyetlerde çalışmak gibi orduya destek olucu faaliyetleriyle görev alacaktır. Ancak kadınlarımızın herhangi bir rütbe veya unvanı söz konusu olmayacaktır. Sadece destek unsuru olarak kendi aralarında bir hiyerarşi ile kadınlarımız orduda yer bulacaktır. Birinci kadın işçi taburuyla birlikte.
1918 yılında Mondros Mütarekesi imzalanacak ve Osmanlı Devleti 1. Dünya Harbi'nden çekilecektir. Savaş sona ererken 2.850.000 askerden geriye 400.000 kişi kalacaktır. Savaş sırasında 770.000 şehit verilecektir. 1 milyon yaralımız olacaktır. Neticede geride harap bir ülke ve özellikle değişik bölgeler işgal edilmiş bir yurt kalacaktır. Bu arada Gazi Mustafa Kemal önderliğinde milli mücadele başlayacaktır. Milli mücadeleye birçok Türk kadını da ne yapacaktır? Gönüllü bir şekilde kendi istekleriyle dahil olacaktır. Bunların arasında kimler vardır? Nezahat Onbaşı, Şerife Bacı, Fatma Seher Hanım, Tarsuslu Kara Fatma, Halime Çavuş, Tayyar Rahmiye, Ayşe Çavuş, Asker Saime, Kılavuz Hatice ve Gördesli Makbule yer alacaktır. Bunlardan birkaçına sadece kısa hayat hikayesi şeklinde örnek verip özellikle konuyu hemen bir sonraki evreye taşımak istiyorum. Kara Fatma Sivas Kongresi sırasında Atatürk'ün yanına gelecek ve kendisiyle 4 Eylül 1919'da bir görüşme yapacaktır. Bu görüşme sırasında kendisinin yanında 43 tane de Türk kadını yer alacak. 700 kişilik bir müfrezeye kendisi komuta edecektir. Kendisi bizzat Atatürk'ten cephelerde görev almak istediğini beyan edecektir. Onun bu talebi uygun görülecek ve kendisi Türk İstiklal Harbi boyunca mücadelelere İnönü Muharebelerinden Sakarya'ya, Sakarya'dan Büyük Taarruz'a kadar tüm muharebelere iştirak ederek ön plana çıkacaktır. Bir diğer önemli şahsiyet Halide Edip adı vardır. Halide Onbaşı rütbesiyle ne yapar? Sakarya Meydan Muharebesi sırasında Türk ordusu Kütahya-Eskişehir muharebelerinden sonra yenilir, ordunun cephesi yarılır, ordu 200 kilometre geri çekilir ve neticede Türk ordusu, Türk milleti bir var olma mücadelesine girişir. İşte o var olma mücadelesi sırasında Halide Edip adı var da ne yapacaktır? Yaralı askerlerimize bakarak onbaşı rütbesiyle taltif edilecektir. Atatürk kendi manevi kızı Sabiha Gökçen'in savaş pilotluğu eğitimi alması için ona öncülük edecektir. Neticede Sabiha Gökçen önce Türk kuşunda belirli bir eğitim alacak. 1935 yılında planör eğitimini bitirdikten sonra Ukrayna'daki Koktavel Yüksek Planör Okulu'na gönderilecektir. Oradaki eğitiminden sonra da dönüşte bir yıl boyunca Eskişehir'de savaş pilotluğu eğitimi alacaktır. Eğitimini bitirdikten sonra da kendisi ne yapacaktır? Ege ve Trakya manevralarına katılacak ve özellikle Türk ordusunun bir neferi olarak kanuni olarak bir subay olmasa da orduda görev alıp ön plana çıkacaktır. İlk kadın subayımız İnci Arcan denilen bir şahsiyettir. Kendisiyle telefonda iletişime geçtiğimde bana şunu söylemişti. Atatürk döneminde Atatürk bir mektup yazarak 1937 yılında Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak'tan orduya kadın alınması zamanı daha gelmedi mi diye bir soru sorduğunu, ancak Fevzi Çakmak'ın mektuba daha erken paşam diyerek cevap verdiğini beyan etmektedir. Neticede Atatürk döneminde orduya kadın dahil edilmemiştir. 1955 yılında harp okullarına kız öğrenci alımına yönelik herhangi bir karar yokken 1937 Pınarhisar doğumlu İnci Arcan adlı bir kızımız Ankara Kız Lisesi'ne gitmektedir kendisi. Genelkurmay Başkanlığı'na bir dilekçe verecektir. Atatürk devrimlerini tamamlamak istediğini ve harp okulunun ilk kız öğrencisi olmak istediğini beyan edecektir. Dönemin Genelkurmay Başkanı kendisinin ciddiyetini anlamak maksadıyla kendisini makamına davet edecektir. Bu görüşme sırasında Genelkurmay Başkanı Nurettin Baransel kendisine ciddiyetini anlamak için "Gel seni evlendirelim, senin askerlikle ne işin var?" diyecektir. Kendisinin aynen beyanı budur. İstesem harp okuluna doğru yürüsem koca bulurum. Güzel bir kızım, ailemin durumu da iyi. Benim evlenmekle niyetim yok. Atatürk devrimlerini tamamlamak istiyorum diyecektir. Ancak dönemin şartları itibariyle Genelkurmay Başkanı kendisine mevzuatta olmadığı gerekçesiyle red cevabı verecektir. Ancak İnci Arcan talebinden vazgeçmeyecektir. Bu sefer aynı yıl içerisinde tekrar bir dilekçe verecektir. Bu sefer Kara Harp Okulu'na verilen dilekçe Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na sorulacaktır. Kara Kuvvetleri Komutanlığı da mevzuatta olmadığı gerekçesiyle talebini reddedecektir. Ancak İnci Arcan
talebinden vazgeçmeyecektir. Bu sefer Milli Savunma Bakanı Demokrat Parti'nin, hükümetinin, Milli Savunma Bakanı Ethem Menderes'in özel kalemine başvuru yapacaktır. Bu talep sırasında kendisi Milli Savunma Bakanı ile görüşmek istediğini beyan edecektir. Dilekçesini de özel kaleme iletecektir. Bu arada Cumhurbaşkanı Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu İnci Arcan'ın talebini görüşecektir. Neticede bu talep uygun görülecek ve İnci Arcan'ın ileride yetiştirilecek kadın ordularının komutanı olması kararı alınacaktır. Neticede alınan bu karar çerçevesinde İnci Arcan 30 Ağustos 1955 tarihinde karar pokuluna giriş töreni düzenlenerek Türk ordusunun ilk kadın subay adayı olacaktır. Kendisinin karar pokulundaki fotoğraflarından biri, Anıtkabir ziyaretinden bir fotoğrafı, yanda da 30 Ağustos 1955 tarihindeki kabul töreninden bir fotoğraf yer almaktadır. İnci Arcan karar pokulunun ilk günlerinde yalnız olarak eğitime başlayacak. İki hafta sonra İstanbul'dan Türkan Ustaoğlu ve İzmir'den Muzaffer Yeşener yanına katılarak neticede karar pokulunun diğer öğrencileri olarak ne yapacaktır? Yerlerini alacaktır. Bu arada aynı yıl içerisinde dönemin hükümetinin kararıyla 1955 yılında hem Deniz Harp Okulu'na hem de Hava Harp Okulu'na kız öğrenci alımına karar verilecektir. Bu kapsamda Deniz Harp Okulu'nun ilk kız öğrencileri Gür Işık, Gürpınar ile İlgi Yener olacaktır. Ortadaki İlgi Yener'in fotoğraflarından biridir. Bu arada Hava Harp Okulu'nun ilk kız öğrencisi ise Leman Altınçekiç olacaktır. 1955 yılında Hava Harp Okulu'na girmiştir. Kendisi 1932 Kars doğumludur. Türk ordusunun ilk kadın jet pilotudur kendisi. Albay rütbesinde emekli olmuştur. Kendisine 1984 yılında TBMM kararı ile kamu kurumlarındaki ilk kadın jet pilotu olması sebebiyle bir plaket takdim edilmiştir. 27 Mayıs 1960 tarihinde tarihimizdeki askeri müdahalelerden, askeri darbelerden biri gerçekleşmiştir. Maalesef ülkemizi geriye götüren, özellikle hem siyasi hem de ekonomik anlamda birçok zararı bulunan bu sürecinde özellikle kadınlarımıza yönelik olarak yansımaları olmuştur. Neticede 1960 yılında dönemin Milli Birlik Komitesi'nin aldığı kararla kadınların fiziki ve sosyal durumları göz önüne alınarak, psikolojik özellikleri göz önüne alınarak asker alımı, muharip unsur olarak asker alımına son verilmiştir. Böylece 1960 yılından 1992 yılına kadar artık muharip unsur olarak kadın unsur orduda yer alamamıştır. 1992 yılında ise tekrar alınan kararla ne yapılacaktır? Dönemin şartları değerlendirilecek. Özellikle insana verilen önemin artmasıyla birlikte kadın unsur tekrar orduya dahil olacaktır. 1996 yılında da 4 yıllık harp okullarından mezun olan ilk kızlarımız, ilk kadın subaylarımız orduda görev yapmaya başlayacaktır. Son söz olarak şunu söylemek istiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hayalleriniz için deli gibi çalışın. Deli gibi. İsteyen, inanan, özellikle çok isteyen mutlaka başarılı olacaktır. Bu arada şunu da hemen söylemek istiyorum. Türk ordusu geleceğin tomrislerini beklemektedir. Saygılar sunuyorum.